Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Gündeminde seçimler vardı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletten güven oyu almasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmasında da son noktayı koymuştur, dedi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlardan biri de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş ajandasını bu sözlerle eleştirdi. Geriye dönüş yok mesajı verdi. Koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. Türkiye'nin fuzuli tartışmalarla kaybedecek ne vaktinin ne de enerjisinin olduğunu düşünüyoruz. Siyaset müessesesinin de sandıktan çıkan iradeyi doğru okuyacağına dair ümidimizi koruyoruz. Biz her halükarda buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. 5 yıllık tecrübelerin ve uygulamaların ışığında sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü programındaydı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerini o kürsüden paylaştı. Konuşmasının önemli bir bölümünü seçim sonuçlarına ayırdı. %52,18 oy oranıyla şahsımıza 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanı sunan her bir kardeşimin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını mecliste zaten atmıştı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde verdiği kararla Türkiye yüzyılını sahiplendiğini de ortaya koydu. Yeni dönemde tüm erklerin uyum içerisinde çalışacağına vurgu yaptı. Konuşmasında istikrar vurgusu öne çıktı. Yürütmesi, yasaması, yargısıyla devletin organları arasında uyumlu bir işbirliğinin tesisi çok mühimdir. Özellikle bizim gibi bunun sıkıntısını çekmiş bir ülke için bu durum hayati derecede önemlidir. Türkiye yüzyılı İstiklal Harbi ruhuyla 85 milyonun sırt sırta verip istikbali inşa etmesinin adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28'i mecliste olmak üzere yaklaşık 40 dava dosyası raftan inebilir. 28. dönem milletvekili genel seçimi 14 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Yeni dönemde meclis yeni yüzlerle yoluna devam edecek. 600 milletvekilinden 335'i ilk kez meclise giriyor. Seçilemeyenlerin ise artık dokunulmazlıkları bulunmuyor. Gözlerse rafta bekleyen fezlekelerde. Meclise giren tek lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Millet İttifakı'nı oluşturan partinin liderleri ise Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları olarak açıklandığı için meclise giremedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemde milletvekili değil artık. Dokunulmazlığı da yok. Bu nedenle Kılıçdaroğlu hakkında 28'e dokunulmazlık dosyası olmak üzere yaklaşık 40 dosya raftan iniyor. CHP lideri hakkındaki dosyaların 16'sını Cumhurbaşkanı'na hakaret, tehdit ve iftira iddiasıyla hazırlanan fezlekeler oluşturuyor. Savcılık bu fezlekeleri suç unsuru görürse iddianameye dönüştürerek mahkemeye gönderebilecek. Mahkemelerde olan davalarsa kaldığı yerden devam edecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu sanık sıfatıyla mahkemeye çıkmak zorunda kalacak. Vekil seçilemediği için dokunulmazlığı kalkacak. Bir başka lider de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Saadet Deva gelecek. Demokrat ve İyi Parti liderleri ise Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğu için milletvekili seçilemeyenlerden. Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu daha önceki yasama döneminde olduğu gibi yine dokunulmazlığa sahip değil.